dalgalarının yayılma hızları bulundukları ortama göre derinlikle doğru orantılı olarak değişir. Farklı derinliklerdeki suyu farklı ortamlar gibi düşünebiliriz. Bir ortamdan diğer ortama geçerken bir dalganın dalga boyu, hızı ve doğrultusunun değişmesi olayına kırılma denir. Dalga ayırıcı yüzeye dik gelirse ışıkta olduğu gibi doğrultusu değişmez. Dalga leğenine şekildeki gibi tahta parçaları konulduğunda derin ve sığ ortam oluşur. Kaynaktan eşit zaman aralıklarında periyodik dalgalar gönderildiğinde dalgaların yandan ve üstten görünüşü şekildeki gibi olur. Derinlik sabitken lambda sabittir. Derinlik artarken lambda artar, azalırken lambda azalır. Dalga boyu ile hız doğru orantılıdır. Dalganın frekansı kaynağın frekansına eşittir. Bu durumda her aralıkta frekans sabit ve kaynağın frekansı ile aynıdır. Derin ortamda dalganın genliği daha büyüktür. Lambda derin büyüktür lambda sığ ise V derin büyüktür V sığ olur. Derin ortamdan sığ ortama geçiş, şekildeki gibi ise dalgalar ışıkta olduğu gibi yüzeyin normaline yaklaşarak kırılırlar. Derin su, az yoğun ortam, sığ su, çok yoğun ortam gibi davranacağından, i büyüktür r, lambda d büyüktür lambda s, vd büyüktür vs olur gerekli benzerliklerden sinüs i bölü sinüs r eşittir vd bölü vs eşittir lambda d bölü lambda s eşittir ns bölü nd eşittir sabittir. Ns bölü nd ifadesi sığ ortamın kırılma indisinin derin ortamın kırılma indisine oranıdır. <laughs>